arkadaşlar. 10. sınıf fonksiyonlar konumuza devam ediyoruz. Bir önceki videoda verdiğimiz ödev sorusunun çözümünü yapalım önce. Daha sonra da bahsettiğim gibi bu önümüzdeki iki videoda bolca fonksiyonlardan soru çözeceğiz. Şimdi yandaki şekilde gerçek sayılar kümesi üzerine tanımlı f fonksiyon makinesi verilmiş. Buna göre tabloyu doldurunuz demiş. Şimdi bir önceki videoda şundan bahsetmiştik. Burada x değerlerini vermişti. Girdileri vermişti ve biz onlardan çıktıları bulmuştuk x değerlerini burada yerine yazmıştık. Bu sefer ise bize fx değerlerini yani bize çıktıları vermiş ve bize girdileri soruyor. Yani ifadede 4x-7'yi mesela 2 yapan x değeri ne? Eksi 3 yapan 5, 1, eksi 15 yapan x değerleri ne? Bizim için onlar lazım. Şimdi o zaman şöyle diyeceğim. fx fonksiyonunun yani 4x-7 ifadesini 2 yapan x değerini bulacağız. Burada tamamen denklem çözme. 7'yi karşı tarafa aldım. 4x eşittir buradan 9 geldi. x değerimiz de 9 bölü 4 oldu. Buradaki karşılığı 9 bölü 4'müş. Aynı şekilde 4x eksi 7'yi eksi 3 yapan x değerini arıyoruz. 4x eşittir 7'yi karşı tarafa aldığım zaman 4 geldi. x değerimiz 1 oldu. 4x eksi 7 yani fonksiyonu 5 yapan değeri arayalım. 4x eksi 7'yi 5 yapan değer için buradan 4x eşittir 12. x değerimiz 3 oldu. 1'e eşit diyelim. 4x eksi 7'yi 1'e eşitledim. 4x eşittir 2. Pardon 8. x değerimiz de buradan 2 geldi. Son olarak da 4x eksi 7'yi eksi 15'e eşitledim. Buradan 4x eşittir artı 7 olduğu zaman burası eksi 8 gelecek ve x değerimiz de eksi 2 oldu. Yani bu F fonksiyon makinesine x'in bu değerleri girdiğinde çıktıları bu şekilde oluyormuş. Dolayısıyla biz zaten tabloyu doldurmamızı istemiş. Girdileri bu şekilde bulmuş olduk. Örneklerimizi çözelim şimdi. F fonksiyonu a'dan b'ye tanımlanmış. A kümesi verilmiş. Fx fonksiyonu veriliyor ve fa yani görüntü kümesini istemiş. Yani fonksiyonda mesela şöyle gösterelim. A tanım kümesi. B değer kümesi. A fonksiyonu A kümesinde eksi 2, 0, 1 ve 3 değerleri var. Ve bize fx fonksiyonu altındaki görüntülerini bizden istemiş ve görüntü kümesini istiyor. O zaman ne yapacağız? Her bir tanım kümesindeki her bir elemanı fonksiyonda yerine yazıp karşılığını bulacağız demektir. x yerine eksi 2 yazdığımız zaman buradan f eksi 2 geldi. 3x kare eksi 4'te x gördüğüm yere eksi 2 yazacağım. 3 çarpı eksi 2'nin karesi eksi 4. Buradan 4 geldi. 4 çarpı 3 12. 12 eksi 4'ten 8 oldu. Daha sonra x yerine tanım kümesindeki diğer eleman 0. x yerine 0 yazdığım zaman f0 değerimiz 3 çarpı 0'ın karesi eksi 4. Burası zaten 0 geldi. 0 eksi 4'ten eksi 4'ü bulduk. x yerine 1 yazdığımız zaman 1'in görüntüsünü bulalım. f1 değerimiz 3 çarpı 1'in karesi eksi 4. Buradan 3 eksi 4'ten eksi 1. X yerine 3 yazdığımız zaman F3 değerine bakalım. 3 çarpı 3'ün karesi eksi 4 geldi. Karesi 9, 9 çarpı 3 27, 27 eksi 4'ten de 23 değerini bulduk. Dolayısıyla A kümesi bunlar, görüntüleri ise bunlar geldi. Yani FA değerimiz 8, eksi 4, eksi 1 ve 23 değerlerinden oluşuyormuş. Şimdi bir sonraki soruda da tam tersini yani bize yine A'dan B'ye tanımlanan bir fonksiyondan bahsediyor. FX'i vermiş bu sefer görüntü kümesini vermiş ve tanım kümesini istiyor. Şimdi o zaman ödev sorusundaki gibi aslında burada görüntülerinin buradaki karşılıklarını bulacağız. Ödev sorusunu o şekilde şema şeklinde verdim ki biraz daha görsellikten konuya yavaş yavaş ısının. Şimdi artık onların alıştırmalarını yapıyoruz. FX değerimizin Cevabı eksi 5, 0, 3 ve 11 yapan x değerlerini arıyorum. Yani fonksiyonda şimdi burada f demesi tanım kümesindeki değerleri yerine yazdığında bunları bulması. O zaman biz fonksiyonda eksi 1 artı 6 x ifadesini eksi 5 yapan x değerini arayacağız öncelikle. Buradan 6 x eşittir eksi 4 x eşittir eksi 2 bölü 3 geldi. 6'ya böldük eksi 2 bölü 3 bulduk. Daha sonra eksi 1 artı 6 x'i 0 yapan x değerini arıyorum. Buradan 6 x eşittir 1. x değerimiz 1 bölü 6 oldu. Eksi 1 artı 6 x değerini 3 yapan x değerini arıyoruz. Buradan 6 x eşittir 4. x eşittir yine 2. Buradan 6'ya böldüğümüz zaman 2 bölü 3 geldi. Eksi 1 artı 6 x'i 11 yapan x değerini arıyorum. 6 x eşittir 12 x değerimiz de 2 oldu. Yani a kümesindeki değerler tanım kümesindeki elemanlar eksi 2 bölü 3 1 bölü 6 2 bölü 3 ve 2 imiş. Bu elemanları x de yerine yazdığımız zaman f a yani görüntü kümesini bu elemanları elde ediyoruz. Bizden a kümesini istemişti. Şimdi bir önceki sorularda tek tek değerleri vermişti. Biz onların görüntülerini bulduk ya da görüntüdeki değerlerini verdi. Tanım kümesini bulduk. Şimdi ise aralık vermiş. Mesela f eksi 1 ile 2 aralığından reel sayılara gitmiş. Yani tanım kümemiz. Şimdi biz tanım kümesine ne diyorduk? X elemanını y'ye götürüyor demiştik. Dolayısıyla x'in değerlerinin eksi 1 ile 2 aralığında olduğunu vermiş. Görüntüsü de reel sayılar olarak tanımlıyor. Buna göre f fonksiyonun görüntü kümesini bulunuz. Yani burada r dediğimiz değer kümesi. Biz eksi 1 ile 2 aralığına karşılık gelen görüntü kümesini bulmak zorundayız. Şimdi dediğim gibi bu x tanım kümesi tanım kümesinin aralığı da bu. Yani x'in aralığı eksi 1 ile 2 aralığında demek ki. Biz ise 3x-5'in aralığını arıyoruz. Yani buna karşılık 3x-5'in aralığını bulursak görüntü kümesinin aralığını bulmuş olacağız. Şimdi x'in aralığından buraya ulaşmam gerekiyor. Öncelikle x'in 3 katını alacağım. Eşitsizliğin tamamını 3 ile çarptığım zaman eksi 3 küçüktür. 3x küçüktür. 6 geldi. Her bir aralıktan her bir bölgeden 5 çıkartacağım. Buradan 5 çıkarttım. Eksi 8. 3x eksi 5 küçüktür. 6 eksi 5'ten 1 oldu. Ve burası fx fonksiyonu. Yani fx fonksiyonun aralığı eksi 8 ile 1 aralığında gelmiş oldu. Biz şunu söylemiştik. x'in değerlerini y'ye yani y değerimizde x değerinin f altındaki görüntüsüydü. Şimdi biz fx değerini yani görüntü kümesinin aralığını eksi 8 ile 1 bulduğumuza göre görüntü kümesini bulmuş olduk. Şimdi burada tam tersini vermiş. A'dan B'ye tanımlanıyor. fx fonksiyonu veriliyor. fa yani A'nın görüntü kümesinden bahsediyor. Görüntüsü eksi 1 ile 5 aralığında olduğuna göre tanım kümesini yani A'yı bulacağız. Şimdi fonksiyonu biliyoruz zaten. Normaldeki x tanım kümesiydi. Buradaki değer ise görüntü kümesi. Görüntü kümesinin değerini de bize eksi 1 ile 5 verdiğine göre demek ki bize 2x artı 3'ün aralığını vermiş. Eksi 1 dahil olduğu için eşitsizlik dedik. Burada eşitlik yazdık. 5 dahil değil küçüktür 5 dedim. Fa görüntü kümesi. Burası da görüntü. O yüzden 2x artı 3 bu aralığa denk geldi. Bizden A kümesini istiyor. Yani A kümesi X burası Y demiştik. Tanım kümesi X'in aralığını istiyor demektir. O yüzden buradan X'i elde etmem lazım. X'i yalnız bırakana kadar buradaki değerlerden kurtulacağım. Önce 3'ten kurtulmak için her bir bölgeden 3 çıkarttığımız zaman Burası eksi 4 küçük eşittir 2X 3 çıkarttığımız zaman bunlar gidecek. Küçüktür 3 çıkarttık 2 iki geldi. 2'den de kurtulmamız gerekiyor. O zaman eşitsizliğin tamamında 2'ye böleceğim. Buradan eksi 2 küçük eşittir. ikiler gitti. X kaldı. Küçüktür 1 oldu. Dolayısıyla x'in aralığını bulduğumuza göre A kümesinin yani tanım kümesinin aralığını da bulmuş olduk. Şimdi de fonksiyonlarda değer bulma ile ilgili örnekler çözeceğiz. Bolca örneğimiz var. Hazırsanız devam ediyorum. Şimdi f fonksiyonun değer tablosunu vermiş. Buradaki aralık tanım kümesi. Bunlara karşılık da z değer kümesi verilmiş. Fonksiyonun değer tablosu şeklinde veriliyor. Buna göre bizden bu oranı istemiş. Şimdi buradaki değerlere baktığımız zaman tanım kümesi yani x'in değerleriydi bunlar. Buraya da tabloda yazmış zaten x değerleri eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0 ve 1. Bunlara bize mesela burada fonksiyonu vermemiş. Bunlara karşılık gelen değerleri vermiş. Yani fonksiyonda x yerine eksi 3 yazdığım zaman 0 değeri gelmiş. O ne demektir? x yerine eksi 3 yazdığım zaman f eksi 3 oldu. Ve bunun cevabı 0. x yerine eksi 2 yazdığında 2 bulmuş. O zaman f eksi 2 değeri 2 gelmiş. x yerine eksi 1 yazdığı zaman f eksi 1 değeri eksi 3 gelmiş. x yerine 0 yazdığı zaman 1. x yerine 1 yazdığı zaman ise eksi 2 olan bir fonksiyondan bahsediyor. Bize şu an o fonksiyon gerekmiyor. Biz karşılıklarıyla ilgileniyoruz. Bu arada burası x tanım kümesi. fx de bizim görüntü kümemiz. Şimdi f eksi 1'e karşılık gelen görüntüsünün eksi 3 olduğunu söylüyor. Artı f 1'e karşılık gelen değerin eksi 2 olduğunu söylüyor. f 0'a bakalım. 0'a karşılık 1 gelmiş. f 3 ise 0 olmuş. Buna göre buradan değerlerimizi bulalım. Eksi 2, eksi 3'ten eksi 5 bölü 1 yani cevabımız eksi 5 oldu. Bir diğer örneğimizde f fonksiyonu tanımlı olduğu değerlerde fx fonksiyonu vermiş. f2, f-3 ve fa değerlerini istiyor. Yani x yerine 2 yazdığımız zaman f2 değerimiz 2'nin karesi artı 3'ten 4 artı 3'ten 7 geldi. f-3 demiş x yerine eksi 3 yazdığımız zaman eksi 3'ün karesi artı 3'ten 9 artı 3'ten 12 geldi fa x yerine de bu sefer a yazacağım. Yani fa değerimiz a'nın karesi artı 3'e eşit oldu. Bir diğer sorumuzda f r'den r'ye tanımlanıyor. fx fonksiyonunun 3 eksi 4 x ve fx'in eksi 13 olduğunu vermiş. Buna göre x nedir? Yani buradaki sonuçta ikisi fx olduğuna göre demek ki 3 eksi 4 x eksi 13'e eşitmiş. Biz buradan x yani tanım kümesinin elemanını bulacağız. Bu eksi 13'e karşılık gelen x'i bulacağız. Buradan 3 artı 13 eşittir 4x. 4x eşittir 16. x değerimiz de 4 oldu. fx ve gx fonksiyonları verilmiş. Buna göre f2 ve g1 oranı kaçtır? Şimdi fx fonksiyonunda x yerine 2 yazdığımız zaman f2 değerimiz 3 çarpı 2 eksi 2'den 6 eksi 2'den 4 geldi. Gx fonksiyonu da g1 olduğuna göre x yerine 1 yazmış. 1'in karesi 4 çarpı 1 eksi 1. Buradan 1 artı 4 eksi 1'den 1'ler gitti ve burası da 4 geldi. O zaman f2 bölü g1 oranımız 1'e eşit oldu. Bir diğer sorumuzda f r'den r'ye fx fonksiyonu verilmiş f3 eşittir 5 olduğuna göre k kaçtır? Basit sorularla başladım. Yavaş yavaş sorularımızı zorlaştıracağız. fx fonksiyonumuzda şimdi diyor ki bize x yerine 3 yazdığı zaman sonuçta biz ne diyoruz hep fx eşittir y. x yerine 3 yazdığı zaman karşılığı 5 olmuş. O zaman fonksiyonda x yerine 3 yazdığım zaman f3 eşittir. x yerine 3 yazarsam 7 çarpı 3 eksi k çarpı 3 artı 2 f3 değeri 5'e eşitmiş. Şimdi buradan değerlerimize bakalım. 7 çarpı 3 21 eksi 3K artı 2 eşittir 5. Buradaki eksi 3K'yı karşı tarafa aldığımız zaman artı 3K. 21 artı 2'den 23. 5'i de diğer tarafa aldım. Eksi 5. Buradan 18 eşittir 3K. 3'e böldüğümüz zaman da K değerimiz 6 geldi. Devam edelim. F R'den R'ye fonksiyonu verilmiş. Fx artı 2 3x artı 4 fonksiyonu veriliyor. Buna göre f-3 kaçtır? Şimdi bize mesela diğer sorularda fx fonksiyonunu veriyordu. fx fonksiyonunun bir karşılığı vardı. Biz x yerine eksi 3 yazarak fonksiyon direkt f eksi 3 değerini buluyorduk. Şimdi burada durum biraz daha farklı. Şöyle düşüneceğiz. Biz mesela x'e 3 eksi 3 değerini vererek aslında yapmak istediğimiz şey parantez içinde bize diyor ki eksi 3 yap. Parantez içinde de x olduğu için direkt x'i eksi 3'e eşitliyorduk. Şimdi ise yine parantez içinde eksi 3 istiyoruz ama parantez içinde bu sefer x artı 2 var. O zaman biz x artı 2 değerini bu sefer eksi 3'e eşitliyoruz. Aynı x'i eksi 3'e eşitler gibi. Burada parantez içinde x artı 2 var. Bunu eksi 3'e eşitliyorum. Ve buradaki x değerine baktığımız zaman eksi 5 geldi. Yani ben fonksiyonda x yerine eksi 5 yazdığım zaman F x yerine eksi 5 yazdım. Eksi 5 artı 2'den f eksi 3 oldu. İstediğini elde ettim. Eşittir diyorum ve fonksiyonun devamında ben sonuçta burada x yerine nasıl eksi 5 yazdıysam burada da yine aynı şekilde eksi 5 yazmaya devam ediyorum. 3 çarpı eksi 5 artı 4. Buradan eksi 15 artı 4'ten eksi 11 geldi. Yani f eksi 3'ün değerini eksi 11 olarak bulduk. Şimdi burada e, öğrencilerin en çok yanlış yaptığı şeylerden bahsetmek istiyorum ki siz yapmayın. Mesela burada tamam x artı 2 değerini eksi 3'e eşitledik. x değeri eksi 5 geldi. Şunu yapıyor mesela öğrenci. Tam buradaki x yerine eksi 5 yazıp burası eksi 3 olduktan sonra buradaki parantez içine burada içerisi eksi 3 olduğu için buradaki x yerine de eksi 3 yazmaya kalkıyor. Hayır öyle değil. Biz x yerine eksi 5 yazmaya karar verdiysek bu denklemin tamamında bu fonksiyonun tamamında x yerine aynı değeri yazmak zorundayız. Yani eşitliğin burada eksi 5 bu tarafında eksi 3 gibi değerler yazamayız. Eksi 5 yazdığımız zaman istediğini elde ediyorsam eksi 5 yazdım eksi 3 geldi. Karşılığında da yine aynı şekilde x yerine aynı değeri yazarak f eksi 3'ün değerini buluyoruz. Buradaki hataya düşmeyin kesinlikle. Devam edelim şimdi bu tarz örnekleri f, r'den r'ye fonksiyonu tanımlanmış. Bu sefer de f 2 istiyor. Şimdi yine aynı şekilde parantez içinin 2 olmasını istiyorum. Yani bana şunu demiyor. x eşittir 2 olsun demiyor. Bana bu fonksiyonu vermiş parantez içi 2 olsun. Yani ben bunun içini 2 yapmaya çalışacağım. O zaman 3x bölü x artı 2 değerini 2'ye eşitliyorum. Ki bunu 2 yapan x değeri neymiş onu arıyorum. İçler dışlar çarpımı yaparsam 3x eşittir 2x artı 4 x eşittir 4 geldi. Demek ki ben fonksiyonda x yerine 4 yazdığım zaman içerisi 2'ye dönüşüyormuş. Kontrol edelim. x yerine 4 yazdığım zaman 3 çarpı 4 bölü x yerine 4 yazdım 4 artı 2. Yani 12 bölü 6'dan 2 oldu. İstediğimizi veriyormuş gerçekten. Demek ki doğru değeri bulduk. Şimdi x yerine 4 yazdığım zaman parantez içine 2'ye dönüştürmüş oldum. x yerine 4 yazmaya devam ediyorum. Burada 2 çarpı 4 artı 4. 8 artı 4'ten burası 12. Yani f2 değerimiz 12'ye eşit oldu. Umarım kafanızı hiçbir şekilde karıştır, karışmamıştır. Çok net bir şekilde burasını öğrendiyseniz mantığı tamamdır o zaman. Şimdi devam edelim. Birkaç örneğimiz daha var. f r'den r'yi demiş. Fx kare eksi 4 x fonksiyonu vermiş. f 5 kaçtır? Şimdi bu ifadede yine parantez içinin 5 olmasını istiyorum. Şöyle yazalım: x kare eksi 4x'in 5'e eşit olmasını istiyorum. Şimdi burada farklı bir soru tarzı. Bunu şöyle yapabilirsiniz. Mesela bu 5 değerini buraya alarak x'in alabileceği değerleri bulup karşılığında yine yazabiliriz. Ya da şuna dikkat edin. Bazı sorularda şöyle bir durum oluşuyor. Mesela x kare eksi 4x. Sanki burada da x kare eksi 4x'in 2 katı var. Bunu önce bir şöyle düzenleyelim. F x kare eksi 4x verilmişti. Ben şu kısmını 2 parantezine alsam x kare eksi 4x geliyor. Artı 12 diyelim. Sadece bize burası lazım olduğu için 12'yi ayırdım. Şimdi bu şekilde dediğimiz zaman direkt x kare eksi 4x yani parantez içindeki ifadenin aynısı geldi. Ben f5'i arıyordum. Bunun için x kare eksi 4x'i 5'e eşitledim biraz önce. O zaman bunu gördüğüm her yere 5 alacağım. Burası 5. Aynı şekilde burası 5 oldu. Dolayısıyla buradan f 5 eşittir 2 çarpı 5 artı 12 geldi. Yani 10 artı 12'den f 5 değerini 22 olarak bulmuş olduk. Bu da farklı bir soru tarzı. Şimdi bunu benzer yine bir örnek daha yapalım. f r'den r'ye fonksiyonu verilmiş ve f 2 isteniyor. Tamam, biz zaten parantez içinde 2 yapacağız. Yani 3x kare artı 2x artı 4 ifadesini 2 yapacağım. Ama burada x'i bulmak biraz zor. Eğer bu şekilde bir ifade vermeseydi, hani bunun karesi, iki katı gibi bir ifade vermeseydi, buradaki x değerini bulmaya çalışacaktık. Ama burada bir pratik yöntem var. İçerideki ifade şöyle bir baktığımız zaman buna benziyorsa buradaki değeri, o zaman bunu dönüştürmeye çalışacağım. Şöyle yazıyorum yine, f 3x kare artı 2x artı 4. Burası mesela 3x karenin 3 katı olduğu için 3 parantezini aldım. 3x kare içeridekini aynen yazdığımız zaman 2x artı 4. Şimdi 3'ü çarptığım zaman 9x kare bu tamam. 3 ile çarptım 6x bu da tamam. 3 ile çarptım 12 oldu. Ama bende 5 var. 12 olduysa o zaman biz bu ifadeden de 7 çıkartırsak. 4 çarpı 3 12 eksi 7'den 5 de bulmuş olduk. Şimdi ifade dedim ki biraz önce İçerisinin 2 olmasını istiyorsam 3x kare artı 2x artı 4 gördüğüm yere 2 yazabilirim. O zaman burası 2. Aynı şekilde burası da 2 geldi. Buradan f2 eşittir 3 çarpı 2 eksi 7. Yani 6 eksi 7'den eksi 1. F2 değerini bu şekilde eksi 1 olarak bulduk. Bu son iki soru biraz daha farklı bir pratiklik ya da bir soru tarzı aslında olarak da göstermiş oldum size. Ama normalde asıl mantığını anlamanız gereken yerler bu ilk iki soru. Burada içerisine 2 yapmanızı istiyorsa ifadeyi 2'ye eşitleyip o değeri sağlayan x değerini buluyorsunuz. Bu sorularda bunlardan türetilmiş aslında farklı bir soru tarzı. Bu da bir yöntem. Bunları da çok iyi bir şekilde öğrenirseniz sizler için iyi olur. Şimdi de bunlarla ilgili ödev sorumuz var. Ödev sorumuzda fx fonksiyonu vermiş. f-1 3 olduğuna göre f3 kaçtır diye soruyor. Sorunun cevabını yorumlarda yine sizlerden bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki yine soru çözüm videosunda bu, bu sorunun da çözümünü yapacağız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.